şey o gün başladı. Bilgisayarın başında vakit geçiriyordum. Olacaklardan habersizdim. O anda bir etkinlik davetisi aldım. Etkinliğe göre Wednesday isimli bir kızı güldürmemiz gerekiyordu. Dedim ben bunu yaparım ve etkinliğe katıldım. Tabii sadece etkinlikte ben yoktum. Benden başka insanlar da vardı. Hepimizin ortak amacı Wednesday'i güldürmekti. İçeri girdiğimizde bizi bir el karşıladı. Evet, doğru duydunuz. Sadece bir el ve bu el bize bir ses kaydı açtı. Wednesday'e hoş geldiniz. Şu anda Wednesday sizinle bir oyun oynamak istiyor. Ama oyuna geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Eğer olur da başınıza bir şey gelirse tüm sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmenizi istiyorum. Eğer ediyorsanız oyuna geçelim. Arkadaşlar şu anda Wednesday bu görmüş olduğunuz alanda bir yerde. Kendi başına eğleniyor ve sizlerden onu bulmanızı istiyor. Bol şanslar. Böyle dedi ses kaydı. Biz ilk başta ne olduğunu anlamadık. Hepimizin tuhafına gitmişti. Sonuçta biz buraya bir kızı güldürmek için gelmiştik. Arkadaşlar sizce de garip değil mi? Alt tarafa bir kız güldüreceğiz ya. Evet doğru diyorsun. Zaten ben o vücut olmayan eli görünce bu işin basit bir güldürme olmadığını anladım. O zaman geri dönelim. Biz buraya sonuçta kızı güldürmek için gelmiştik. Yok yok arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken bir şu işin aslını öğrenelim. Böyle dedim ben. Ardından bizler oyun alanına giriş yaptık. Aa bakın arkadaşlar. Burada bir istihar var. Merhaba. Sen de mi etkinliğe katıldın? Hayır. Ben Wednesday'in arkadaşı Emma. Sizi uyarmak için buraya geldim. La arkadaşım ne Wednesday'miş be. Herkesin ağzında Wednesday. Harbi merak ettim ben bu kızı. Arkadaşlar ne yaparsınız yapın ama sakın gülmeyin. Burada tek bir kural var. Gülmemek. La arkadaşım git işine ya. Gülmemek ne alaka? Neyse sen bize Wednesday'in nerede olduğunu söyle. Pekala. Ok işaretlerini takip edin. Onlar sizi Wednesday'e götürecektir. Heh bunu demen gerekiyordu. Neyse gelin arkadaşlar. Şu büyüttükleri kızı bulalım. Zaten ismi de bir garip. Wednesday, Wednesday midir nedir? Doğru diyorsun ya. İsmi bile garip. Gülmesi yasak. Gülmesi yasak. Bakıcının sadece küçük bir gülmesi her şeyi değiştirecekti. Ne dediğimi birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Buradan. Ok işareti burayı gösteriyor. Şimdiden bir ses diyor ki burada bir yerde kaybolacağız. Yok ya kaybolmayız. Hem zaten bak geldik bir yere. Bu ne böyle la? Yoksa bu Wednesday mi? Çok siyah giymiş ya bu. Kesin bunun iç dünyası karanlıktır. Arkadaşlar burada önemli olan o değil. Bu bozkart. Ceza oyunundan çıkabilmek için duygusuz olmalısınız. Bir dakika. Orada ceza oyunu mu yazıyor? Evet ceza yazıyor. İyi tamam da biz ne yaptık ki? Ne yaparsınız yapın ama sakın gülmeyin. Doğru diyorsun ya. İsmi bile garip. Gülmesi yasak. Gülmesi yasak. Vallahi biz bir şey yapmadık. Oyunun kurallarına uyduk. Oyunun kuralı neydi ki? Ben onu bile unuttum. Arkadaşlar bu etkinlik gittikçe garipleşiyor. Bence bu etkinliğe devam etmeyelim. Buradan çıkalım. Bu sefer ben de baş gardiyana hak veriyorum. Buradan çıkmak iyi fikir. Şimdi var ya kesin çıkış yolu kapanmıştır. Çünkü filmlerde dizilerde hep öyle oluyor nedense. La beni de bekleyin. Neyse arkadaşlar sizlerle sonra konuşuruz. Arkadaşlar görünüşe göre birisi bu oyuna devam etmemizi istiyor. Tek çıkış yolu oyunu bitir. Arkadaşlar hakikaten bakıcı haklı. Bu oyun lanetli bir oyun. Oyunu bitirmeden buradan çıkamayız. Oyunu bitirmek zorundayız. O zaman şu oyunu oynayalım. Herhalde buraya basmam gerekiyor. He? Ne oldu? Işınlandık mı arkadaşlar? Evet ışınlandık. Ama ben bu oyundan biraz korkmaya başladım. Aa olmaz. Bunu kabul etmem. Ben buradayken senin korkman olmaz. Arkadaşlar görünüşe göre oyun bizden 5 dakika boyunca hissiz olmamızı istiyor. Yani duygusuz. Nasıl yani? Hissiz derken ne demek istiyor ki? Bildiğin hissiz. Hissin olmayacak. Ben de bilmiyorum tam oyunu. Parçası. Arkadaşlar anlamadınız mı? Oyun bizden duygularımızı gizlememizi istiyor. Aa ben şimdi anladım. Hissiz derken bunu demek istiyordu. Aynen öyle. Bizim olaylara süre bitene kadar tepki vermememiz gerekiyor. Tamam be ben nasıl tepki vermeyeyim ki?
mı çıktı? İşte çocuk bunu diyor. Buna tepki vermemen lazım. En azından süre bitene kadar. Oyun oldukça tuhaf ama bir yandan da ben de oyunu sevdim. Eğlenceliye benziyor. Vakit geldi. Ses kaydını aç. Onlara ufak bir oyun oynayalım. Sesime doğru gel. Arkadaşlar bir saniye. Sessiz olun. Sesime doğru gel. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Yukarıdan ses geliyor. Evet de bu Dila ablanın sesi. Dila ablanın burada ne işi var? Bu garip yer bize oyun oynuyor olmasın. Dila ablanın burada olması imkansız. Evet doğru diyorsun. Ama yine de ben bir bakalım derim. Bence de bakalım. Bakmaktan zarar gelmez. Şimdi sese ne oldu? Ses gelmez oldu. Ama ses 1-2 dakika önce üst katlardan bir yerden geldi. Allah Allah, bu ne böyle? Başkan, sakın daha fazla korkmaya devam etme. Bize oyunu kaybettireceksin. Evet, bu bir tuzak. Bizim tepki vermemiz için kurulmuş bu heykel. Ay arkadaşlar, heykele bakar mısınız? Hareket ediyor. Ya bakıcı, bundan mı korktun? Baksana şuraya. Burada ip var. İpe bağlı bu heykel. Hareket bu yüzden ediyor. Kim? Ben mi korkmuşum? Yok ya, ben korkmadım. Sen merak etme. Ben senin yanında korkusuzum. Allah. O düşme sesi neydi ya? Ödümü kopardı. Biz bu gidişle galiba oyunu kaybedeceğiz. Heykel düştü bakıcı. Burada arkadaşlar. En iyisi burada kalalım. Evet, bence de burada kalalım. Yukarı çıkmayalım. Baksana. Oyunu kaybedeceğiz bunlar yüzünden. Aslında çok mantıklı. Bizim 5 dakika boyunca duygu kullanmamamız lazım. Burada kalırsak duygu kullanmaya gerek olmaz. Çok iyi diyorsun da bakıcı. Aşağıya baksa niye dersin? Oyun bizim burada kalmamızı istemiyor. Arkadaşlar sizler yukarı çıkın. Ben biraz zaman kazandıracağım bize. Hemen arkanızdayım. Bekleyin beni. Tamam. Arkadaşlar benim zombileri oyalamam lazım. O yüzden ben şu anda çıkış yolunu kapatıyorum. Tamam hadi. Hadi. Keşke baltam olsaydı daha hızlı kasardım. Bu şekilde kazmayla olmayacak. En iyisi benim başka bir yöntem bulmam lazım. Hemen bunu al buraya. Şu şekilde koy. Yerleştir. İnşallah geçemezler. Dur bir saniye bakayım. Geçeme. Tamam geçemiyorlar. Şu anlık aşağıdaki zombileri bayağı bir oyalayacağız. En azından süre bitene kadar. Bu arada bizimkileri şu anda gördüm. Onlar gidiyor. Ben de onlara bir yandan da yetişeyim. Bir dakika. Zombi sesi niye yakından geliyor? Allah Allah. Eyvahlar olsun. Dur. Beni görmesinler. Eyvah. Tamam. Bir dakika. Ben şuraya şöyle gideyim de beni görmesinler. Abi zombiler niye buraya geliyor? En azından onlar orada. Tamam ben buradan gideceğim. Ceza oyunumuzu bitirebilirsin. Sıra asıl oyunumuzda. Asıl oyunumuzda.